Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, oldukça hareketli ve verimli bir aya başlıyoruz. Nisan ayı sizin için sosyal hayattaki faaliyetleriniz, kariyer hedeflerinizde çok yapıcı olabilir. Ay zaten yeni ayla başlayacak. 1 Nisan'da Koç burcunda, 11 derece Koç burcunda yeni ay doğuyor. 11. evinizde doğacak bu yeni ay. Geleceğe dair idealleriniz, hayalleriniz, dilekleriniz, umutlarınız, projelerinizle ilgili bir alanda bir yeni ay enerjisi var. Ay ortasına kadar olan 2 haftalık süreç içerisinde hedeflerinizi belirleyebilir, harekete geçebilirsiniz. Koç, cesaretinizi arttırırken bu yeni ay, motivasyonunuzu güçlendirirken, özellikle toplumdaki hedefleriniz, statünüz, kariyerdeki bazı seçimlerinizi de etkileyebilir. Daha önceden üzerinde çalıştığınız işler, projeler varsa buralarda da bu yeni ayla beraber daha güçlü bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal hayatınızda bazı seçimler yapmanız, yeni tanışmalar olması da mümkün, yeni çevrelere girmeniz, dernek, grup, vakıf gibi çalışmalar, toplumsal çalışmalar içerisinde olmamız, organizasyonlara dahil olmanız ve buralarda bazı liderlik pozisyonlarından hani inisiyatif almanız da mümkün. Süregelen ilişkilerinizde sorunlar yaşıyorsanız, bir arkadaş ilişkinizde ya da bir grup faaliyeti içerisinde bu ilişkilerinizi de gözden geçirip yeni kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 11 derece ve yakınlarında mı? Ve öncü burçlarda, koç, terazi, yengeç, oğlak burçlarında haritanızda gezegen yerleşimleriniz var mı? Eğer böyleyse bu yeni ayın sizin için çok daha önemli olduğunu, çok daha güçlü etkiler getirebileceğini söyleyebiliriz. 5 Nisan itibariyle Mars ve Satürn Kova burcunda birleşiyor. Kıranın Nasten denilen zor bir gezegen kombinasyonudur. Sizin 9. evinizde olacak. Ama size açısı olarak aslında iyi bir pozisyonda. Hava elementi, Kova'daki geçişler sizi destekler. Mars ve Satürn güçlü oldukları bu Kova burcunda özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konular olabilir, seyahatleriniz olabilir, akademik konulardaki çalışmalarınız, belki hukuksal bazı işleriniz olabilir. Sizi zorlayabilecek, biraz daha fazla mücadele etmeniz gereken koşulları ortaya çıkarabilir. Ama bunları yani çabayla da aşabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle internet, medya, sosyal medya gibi alanlarda yapılan faaliyetlerde çok güçlü bazı planları, hedefleri de ortaya çıkarabilir. Burada daha uzun vadeli çalışmalar, daha güçlü iş ve kariyerinizi etkileyebilecek bazı hedeflerden bahsediyoruz. Buralarda yapılacak çalışmalar adına da güçlü adımlar atabilirsiniz. Mücadele edilmesi gereken konular olabilir. Ama bunları planlı bir şekilde çalışma programı oluşturduğunuzda, doğru bilgilerle, doğru kişilerle temasa geçtiğinizde rahatlıkla aşabilirsiniz aslında. Ve ayın 12'sinden itibaren, ayın 15'inden itibaren Mars artık Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Venüs 5 Nisan itibariyle Balık burcuna geçecek. Ayın ikinci yarısı itibariyle kariyer, iş konuları, toplumdaki statünüz, yani buralarda daha iyicil koşullar oluşmaya başlıyor. 12 Nisan'da yine çok önemli bir gezegen kombinasyonu var. Jüpiter ile Neptün Balık burcunda birleşecek. Bu iki gezegen 13 yılda bir kavuşurlar ama Balık burcundaki en son kavuşumu 1856 yılında olmuştu. Oldukça kolektifi etkileyen bir açıdan bahsediyoruz. Toplumsal bir açıdan bahsediyoruz. Sizin için de güçlü bir alanda, tam 10. evinizde olacak. İş ve kariyer konularınızı, toplumsal statünüzü etkileyebilir. Mesleki seçimlerinizde özellikle önemli olabilir. Sanatla ilgili çalışmalar, medya ile ilgili çalışmalar, görsel sanatlar, örneğin televizyon ya da film sektörü gibi olabilir. Bunun yanı sıra her türlü ruhsal ve manevi çalışmalar, deniz ve denizcilikle ilgili işler, bu alanlardaki işlerde, çalışmalarda çok daha büyük etkiler, fırsatlar getirebilir. İş ve kariyerinizde iyileşmeler olabilir. Sorun yaşadığınız yerlerde çözümler bulabilirsiniz ve özellikle üstlerle ilişkilerinizde daha rahat akan enerjiler, destekler, yardımlar bulabilirsiniz. Geleceğe dair de daha idealist ve daha vizyoner olmanız mümkün. Çalıştığınız iş ve mesleklerde yaratıcılığınızı, sezgilerinizi güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Ve bu tabi haritanızın aldığı etkilere bağlı olarak
uzun vadeli bir etkiden bahsediyoruz. Bazı hayallerinize, ideallerinize sizi kavuşturabilir. Bu açının etkisiyle alacağınız yardımlar ve desteklerle. Ve 16 Nisan'a geldiğimizde Terazi burcunda bir dolunay var. 26 derece Terazi dolunayı 5. evinizde meydana geliyor. Plüto ile güçlü bir etkileşimi var bu dolunayın. Aşk, ilişkiler, sosyal yaşam, çocuklarla ilgili konularda önemli dönüşümler var. Bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz tabii ki. Aşık olabilirsiniz, bir ilişkiniz var ya da evlisiniz, çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz veya hamilelik, doğum gibi konuların yine çok gündeme gelebileceği bir dolunay bu. Çocuklarınız var, çocuklarınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Sosyal hayatınızda, yaratıcı çalışmalarınızda, kişisel girişimlerinizde, sanatsal faaliyetler ya da hobilerle ilgili alanlarda da daha önce yaptığınız bazı çalışmaların karşılıklarını almanız, bazı hedeflerinize ulaşmanız mümkün görünüyor. Bu ay Nisan ayında olacak. Hem yeni ay hem dolunay döngüsü aslında sizin için dost burçlarda olduğu için keyifli ve olumlu bir ayda olduğunuzu söyleyebilirim. Daha fazla eğlenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz, toplumsal alanlarda aktif olabileceğiniz, başkalarının dikkatini çekebileceğiniz fırsatlarla bu ay karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizde de yine mesleki anlamda da sizi destekleyebilecek güçlü etkiler var. Bunları değerlendirebilirsiniz sevgili ikizler. Ve ayın son günlerinde Balık burcundaki Venüs'ün Jüpiter ve Neptün'e doğru ilerlemesi iyicil etkileri arttırıyor. Hangi alanlarda? Yine kariyer konularınızda. Çok özel bir geçiş bu. Yani birçok gezegen şu anda 10. evinizde olacak. Bu ayın ikinci yarısından itibaren, ayın sonlarında bu etkiler daha da artıyor. Venüs'ün, Jüpiter'in iki iyicil gezegenin güçlü oldukları Balık burcundaki kavuşumu iş ve kariyer alanında size çok özel fırsatlar getirebilir. Hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz kariyer pozisyonlarına kavuşabilirsiniz, yardımlar alabilirsiniz, destekler alabilirsiniz sevgili ikizler. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla ayı tamamlıyoruz. Bu tabii sadece bu ayla sınırlı değil. Aslında Mayıs'tan itibaren daha güçlü bir şekilde etkilerini hissedebileceğimiz ve güneş tutulması yılın ikinci 6 aylık sürecini de şekillendirecek. Güneş tutulması ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalımdaki güneş tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.